Gel. Anladım ben senin derdini. Gel. Gel bakalım. O zaman anneyle geçelim. Annem hoş geldin. Eflin 3 yaşında, Fatma Eflin. 3 yıldır tedavi görüyoruz biz. Alçı tedavisi, ameliyat. Hiçbir şekilde ayakta durdurmayı beceremedik. Ankara'da bir doktor bize 3 ameliyatla düzeleceğini söyledi. O da biraz Mevla olarak bizi aştığı için sağ olsun başkanımız sesimizi duydu. Allah sizden razı olsun. Allah'ın izniyle pazartesi ameliyatımız var. Rabbim inşallah sizin de yolunuzu her daim açık etsin. Ondan sonra düzeleceğini söylüyorlar. Hani her bir ameliyatın arası mesafesi ne kadar sürecek bilmiyoruz. O gidişata göre belirlenecek. Ama bu şekilde yani durum özetle. Evet. Günaydın, öncelikle hoş geldiniz. Önce insanı yaşat ki devlet yaşasın diye yola çıktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Ve önce insanda önce çocuk. Çocuklarımız bizim canımız, ciğerimiz, geleceğimiz. Çocuklarımızın her türlü sorunu bizim sorunumuz. Biz Fatma Eflin'de böyle bir durum olduğunu arkadaşlar bize söyleyince şehir emin olmak 2 milyonun emaneti ve sorumluluğu üzerimizde olması demek. Bir anne olarak, bir kadın olarak, bir kadın başkan olarak bu duruma sessiz kalamazdık. Allah razı olsun. Sonuçta Eflin benim ikinci kızım. Benim bir kızım var. Dolayısıyla bundan sonraki süreç bizim tarafımızdan takip edilecek. Ne gerekiyorsa ben hocayla da görüştüm. İnşallah pazartesi günü ilk operasyon başlayacak. Tabii 2-3 operasyon gerekiyor burada. Yani sonuçta biz Eflin'i yürüteceğiz. Tıp dünyası özellikle her geçen gün ilerliyor. Doktorlarımız, hocalarımız çok başarılı. Bize düşen şey bu noktada azıcık dokunmak, azıcık size yardımcı olmak, yalnız olmak, ailenizin bir parçası olmak. Kesinlikle daha da öte yani biz her zaman için sizi çok çok seviyoruz, reisimizi çok seviyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, hiç 18 yaşından itibaren hiç oyun başkasına gitmedi Allah'a çok şükür. Biz reisçiyiz, koyu reisçiyiz yani. Sağ olun. O yüzden Rabbim sizden razı olsun. Amin, amin. Size de onun ekibi olarak da biz de özellikle... Dur aşkım. Bizim bakanlık dönemimizde biliyorsunuz her türlü dezavantajlı gruba çocuklarımıza özellikle yardım etme bizim en büyük görevimizdi. Allah'a dua edeceğiz. Allah'ın izniyle yardımcı olsun inşallah her zaman. Tabii bu işe